2023 İstanbul başkenti seçilen Şanlıurfa bu sene kaç turist ev sahipliği yaptı? Hangi öğren yerlere tercih ediliyor? Yerli ve yabancı turist sayısı nedir? Önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'ya turlar düzenlenmeye devam ediyor. Yerli turistlerin yanı sıra Şanlıurfa'ya yabancı turistlerin de ilgisi artıyor. Deprem ve selin bıraktığı etkilerin silinmesiyle beraber turizmde hareketlilik başladı. 6 Şubat depremde Şanlıurfa'mız elbette etkilendi ama özellikle Malatya, Antakya, bir Adıyaman gibi çok etkilenmedi. Özellikle merkeze bulunan camilerimiz, Rızvaniye Camisi'nin minaresi zarar gördü. Urfalıların Dergah Camisi diye bildiği Halilurrahman Camisi de yine minareler ve ufak çaplı yani çöküntüler meydana geldi. Bir de Şanlıurfa Ulu Camisi'nin Saat Kulesi, eski Çan Kulesi, orası zarar gördü. Birçok camine şu anda onarımlar başladı. Birkaç yapıda daha yani küçük çaplı onarımlar şu anda devam ediyor. Yakın zamanda onlar da bitecek. Kente gelen yerli ve yabancı turistler daha çok Göbekli Tepe'yi geziyor. Şu ana kadar insan eliyle yapılmış ve bulunmuş en eski kült merkezi, en eski tapınak olmasından dolayı hem yurt içinden hem de yurt dışından Göbekli Tepe'ye büyük bir ilgi alaka var ve her geçen gün daha da artıyor. Göbekli Tepe'nin ardından Karahan Tepe, Harran gibi tarihi yerleri gezen turistler daha sonra kent merkezine geliyor. Balıklı Göl, Eyüp Peygamber Sabır Makamı, kapalı çarşıları gezen turistler akşam olmasıyla beraber sıra gecelerine katılıyor. Bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban, deprem ve selin bıraktığı olumsuz görüntülerin kalkmasıyla 2024'te turizmin daha da canlı olacağını belirtti. Şanlıurfa'mıza gelen misafirlerimiz özellikle en başta Göbekli Tepe çokça merak ediliyor. Sonrasında Karahan Tepe, tam da şu anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarada ve makamı İbrahim'deyiz. Özellikle Şanlıurfa'mız Peygamberler Şehri, Balıklı Göl burası. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabır mağarası, yine Viranşehir'de Eyüp Nebi beldesi olsun. Halfeti'de tekne turlarımız ve Halfeti çok çağrabet görüyor. Özellikle Harran olsun. Yani Şanlıurfa'nın her noktası her geçen gün ilgi artıyor. Özellikle maalesef hem bölgemizde hem de Şanlıurfa'da önce deprem, sonrasında da selin etkisinden dolayı bizim turizmimiz biraz kötü yerli. Ama şükür ki özellikle sonbahar çeyreğinde şu anda tam da turizmin en yoğun olduğu noktadayız. O bakımdan son çeyrekle birlikte 500 bini zorlayıp 600 bini inşallah yakalayacak diye umut ediyoruz. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Muhteşem, çok güzel. Bir daha gelir misiniz peki? Tabii ki. İlla ki yani. Peki öğren yerleri açısından en çok nereyi sevdiniz? Neresi dikkatinizi çekti? Balıklı Göl. Merhaba, nereden geldiniz? Almanya'dan geldim. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Şanlıurfa çok güzel, muhteşem. Bizi geçmişte yaşattı sanki. O tarihi eserleriyle mükemmel bir atmosferi var. Çok beğendim, çok memnun kaldım. Peki Urfa'da en çok nereyi sevdiniz? Hangi öğren yerini? Ben ilk önce öncelikle Balıklı Göl'ü gördük. Çok sevdim. Sonra tarihi mezarlığa gittik. Orayı çok sevdim. Aslında daha doğrusu her yerini sevdim.